Ben bir bakayım. Müsaadenizle validem. Sultanım, size diyeceklerim var. Nigar, ne oldu? Konuşsana. Anlatacağım. Lakin bir delilik yapmanızdan korkuyorum. İbrahim Paşa'nın ne sakladığını biliyor musun yoksa? İbrahim Leo'la ilgili bir şey sakladığını söyledi. Bu mesele dalanıp budaklanırsa senin de başın yanar. İbrahim'in elinde ne varsa bulup getir. Hemen. Anladım. Benim diyeceğim başka. Prenses Isabella ile ilgili. Dün Sümbül Ağa geldi. Prensesi av köşküne götürdük birlikte. Hünkârımız çağırmış. Baş başa görüştüler. Ben de kapının arasından o kadının hünkârımızı öptüğünü gördüm. Anlat bakayım, çok mu büyüdü? Nigar kafa. Prenses Isabella sarayda değil mi? Evet. Neden sordunuz? Sultanım. Hoş geldin Hürrem. Sultanım, kıyafetleri getirdim. Tamam, sonra bakarım ben. Hayırdır Hürrem? Seni hangi rüzgar attı buraya? Mehmet'i özledim. Nerede? Uyuyor. Ben de uyurken görüp bir geleyim hemen. Bunları içeriye götür. Hatice Sultanımız ilgilenecek. Nigar. Buyurun sultanım. Bu kadın nerede kalıyor? Orasını söyle. Sana söyle dedim. Merdivenlerden çıkınca soldaki ilk oda. Sultanım, ne olur bir hadise çıkmasın. Suhuletle konuşun. Uzatma. Çekil önümden. Beni iyi dinlen. Benim adım Hürrem. Hürrem Sultan. Sultan Süleyman'ın yegane hası kızıyım. Biliyorum seni. Bilmiyorsun. Benim hakkımda daha hiçbir şey bilmiyorsun sen. Süleyman'la yakınlaştın mı? Yatağına girdin mi? Hayır. Yalan söyleme. Dokundun mu ona? Hayır.
Süleyman'dan uzak duracaksın. Yoksa senin canını alır. Anladın mı beni? Öldürürüm seni. Git buradan. Ben değil. Sen gideceksin. Sen onun için yalnızca bir gecelik eğlencesin. Senden istediğini alınca kurtulacak senden. Benim doğduğum 3 esarim var. Kimse Süleyman'la benim arama giremedi. Nereden geldiysen oraya dön. Ben de gitmek istiyorum. Ama bırakmıyor Süleyman. Ondan kurtulmak istedim. Kendimi. Av köşkünü yaktım. Koşarak bana geldi. Kurtardı beni. Neden biliyor musun? Nerenmiş o? Beni istiyor. Benim ona aşık olmamı istiyor. Yalan söylüyorsun. Bugünün pek müsait. Bak, yine geldi. Bana geldi. Ben esirim burada. Bana kızma. Git Süleyman'a kız. Buraya geleceğinden haberim yoktu. Mehmet'i görmek istedim. Malum elimde doğdu. Siz neden buradasınız? Yoksa prensesin rahatsız olduğunu mu duydunuz? Nigar Kalfa, derhal hazırlık yapın. Bu gece hünkârımızı ağırlayacağız. Başka zaman Hatice'm. Kırmayın beni hünkârım. Ne zamandır birlikte yemek yemiyoruz. İbrahim, şu ressam Leo'dan bir havadisi var mı? Hani dönecekti? Yok hünkârım. Bildiğiniz gibi dönmedi Kırım'dan. Yazık. Yetenekli bir sanatçıydı. Sultan Süleyman. Eğer müsaade ederseniz yemeğe katılmak isterim. Rahatsız olduğunuzu sanıyordum. Sizin geldiğinizi duyunca hastalık bitti. Sizi görmek beni iyileştiriyor. İyileşmenize sevindim. Hürrem'le tanıştınız mı? Kendisi şehzadelerimin annesidir. Evet, biliyorum. Tanıştık. Ha,
Hatice Sultan beni çok iyi ağırlıyor. İbrahim Paşa da öyle. Memnun olmanıza sevindim. Burası sanki kendi sarayım gibi. Duvarlarda resimler, masalar, heykeller. Siz çok zevkli paşa. Teşekkür ederim. Evet, öyledir. Çok zevklidir İbrahim Paşa. Çok iyi keman çaldığınızı duydum. Bir gün dinlemek isterim. Geç oldu. Hürrem, artık dönelim. Hürrem Sultan. Çok memnun oldum. Ben de. Bu gece benimle kalacak mısın? Yorgunum Hürrem. Uyumak istiyorum. İyi geceler. Sultanım, iyi misiniz? Nilüfer, iyi değilim. Hiç iyi değilim. Sultanların en güler yüzlüsü. Hünkârımız gelmiş mi? Maalesef sultanım, daha gelmediler. Nereye gittiğini öğren bana. Sordum, sual ettim ama bilen yok. Sümbül Ağa da biliyorsunuz, hep kayıp. Onu kaybediyorum. Kaybediyorum. Bir şey mi dediniz sultanım? Emredin, kaybettiğiniz şeyi hemen bulayım. Defol! Ne güzel. Bitti mi? Daha değil. Hadi bitsin artık. Çok sabırsızlanıyorum bunu takmak için. Süleyman, bütün gün seni bekledim. Özür dilemek istiyorum. Özür mü? Niçin? Sabah söylediklerim için. Yani İbrahim Paşa hakkında. Hürrem, çok yorgunum. Dinlenmek istiyorum. Bilhassa İbrahim'le alakalı da hiçbir şey duymak istemiyorum. Geçti mi keskinli? Affettin mi beni? Yalnız kalmak istiyorum. Ama ben seni istiyorum. Hünkârım. Hürrem Sultan geldiler. Gelsin. Hünkârım.
gece gözüme uyku girmedi. Beni rahatsız eden bir konu var. Dayanamıyorum. Söylemem lazım. Ne oldu? Nedir seni bu kadar telaşlandıran şey? Kızma, ne olur. Hatice Sultan'ın iyiliği için söylüyorum. Üzülmesini istemem. Hürrem? Ne diyeceksen de? Tamam. Duydum ki İbrahim Paşa prensesle pek bir samimi olmuş. Her gece sabahlara kadar İtalyanca muhabbet ediyorlarmış. Ne demek istiyorsun? Siz de gördünüz dün gece yemekte. Hatice Sultan Isabella'nın orada olmasından bir hayli rahatsız. Aralarında bir şey olduğunu düşünse hakkı var. Malum. Ateşle barut yan yana. Çok isabetli bir karar verdin. Ne kararı? Hatice Sultan Isabella gittiği için çok memnunmuş. Hatice'm fazlasıyla evhamlı. İçi rahat etsin diye gönderdim. Ayrıca benim İbrahim'e olan güvenim tamdır. Ve kardeşime olan sadakatinden de kuşkum yoktur. Benim de yok. Bilhassa sana olan sadakatinden. Gece kollarında uyumak istiyor. Sen içeri geç Hürrem. Ben birazdan gelirim. Tamam. Bekliyorum. Hürrem, bir şey mi oldu? Hiç. Seni bekliyordum. Sultanım. Köşe giremezsiniz. Kimsiniz? Bostancı Ağa, kendine gel. Durdurduğun Hürrem Sultanımızdır. Kör müsün? Aklını mı kaybettin sen? Çekil. Affedersiniz Sultanım. Bağışlayın. Buyurun. Tamam, tamam. Ağa, sen burada bekle. Ne işiniz var burada? Süleyman burada olduğunuzu
Biliyor mu? Zavallı Isabella. Buraya mı hapsettiler seni yine? Süleyman beni yine buraya getirdi. Alışmaya çalışıyorum. Alışmak için pek vaktin olmayacak. Ne demek bu? Buraya gelmeni ben istedim. Neden? Biliyor musun? Yalnız kalman için. Ben anlamıyorum. Siz ne istiyorsunuz benden? Elim kolum bağlı. Ne yapabilirim? Dua edebilirsin Isabella. İnançlı bir Katolik olduğunu söylüyorsun. Dua et. Çünkü ihtiyacın olacak. Siz beni dinlemiyorsunuz. Ben nişanlı bir kadınım. Ne Süleyman ne bir başkası. Nişanlıma asla ihanet etmem. Edemem. Kolyeyi neden taktın? Hı? Bana ait olan erkeğimi neden almak istiyorsun? Senin canını mı alayım?